16 Ekim 2010. Bugün Burak'ın doğum günüydü. Her doğum günü bana üzüntü oluyor. Annesi ona sarılırken gözlerimi kapattım. Beni bir tek kelebek anlıyor. Anne, beni niye bıraktın? Hiç değilse doğum günlerimde gelsen olmaz mı? Pastadan nefret ediyorum. Mesut Bey, var mı bizim arkadaşın annesiyle ilgili bir haber? Eminsiniz değil mi? Çok mesut ediyorsunuz beni Mesut Bey. Tamam, ben sizi tekrar arayacağım. İyice netleştiğinde siz de haber verin lütfen. Bize bir şans daha vermeye karar verdim. Çünkü seni tanıyorum. Annene kavuşma hayalinden bir ateş yüzünden vazgeçmezsin. Bak, benimle oynama. Annem... Ne biliyorsan söyle. Bodrum'a gelince bana yaz. Keşke benim de seni bulabilme ihtimalim olsaydı. Aleykümselam Haydar abi. Bana bak, parayı çektim ben. Değişiklik yok değil mi? O Basir Badel Melik kardeşin de gidiyor. Efecim, kabada versen ben seni arayacağım. Ha, bana bak, şu işi akşama kadar halledelim. Bak, günlük faizi bozdum. Zarara girmeyelim ha. Girmeyelim. Tövbe. Arayacağım ben seni Haydar abi. Yeğenim, şu emaneti alayım. Bildiğin gibi yüklüyüz ha. Giderken şöyle arkamdan bir bak. Müzik.
Seni unutamıyorum, sensiz yapamıyorum. Başka biri mi var hayatında? Yapma şunu. Seni görmek istemiyorum. Soruma cevap Fersu. Başka biri mi var hayatında? Ne alaka ya? Mektubu nasıl açtığını gördün. Gülücükler açıyordu yüzünde. Kimden bekliyordun? Kelebekten mi bekliyordun? Ben gittikten 3 gün sonra gerçekten onunla mı oldun? Ya sen ayrılmadan neler yaptın ya? Gelmiş bir de burada konuşuyorsun. Defol git buradan. Sorduğum soruya cevap ver Su. Başka biri mi var hayatında? Var Cenk. Var, tamam mı? Başka biri var. Ateş. Ne işin var lan senin burada? Ha? Konuşmaya geldim. Yok senin konuşacak bir şeyin. Sen mi karar veriyorsun ona? Senin konuşma özgürlüğün varsa... Benim de senin dövme özgürlüğüm var. Tamam. Bil, ona göre konuş hadi. Ben sana aşıktım be. Ölüyordum ben senin acından. Yalan söyleme bana. Ama sen ne yaptın? Benden ayrıldıktan 3 gün sonra gidip kendine sevgili buldun, öyle mi? Gerçekten yazıklar olsun sana. Ne diyor bu? Geri zekalı işte. Nereden çıkartıyor kızım sevgili mevgili? Yok öyle bir şey Ateş ya. Uyduruyor mu yani? Bana ne ya? Beyinsiz işte. Geri zekalı geliyor bir tık ya. Ya ama ya. Ne var lan tat tat tat? Aa sen burada mıydın ya? Buradayım. Sen ne geldin? Hiç öyle sana geldim işte. Oğlum bana geldiysen ne şaşırıyorsun lan? İhtimal vermediydim. Şansımı denedim. Kardeşim telefon diye bir şey var. Arasana beni. Şarjı bitti. Şarj değil lan o. Şarjı. Hı hı. Ne? Oğlum sen ne geldin lan? Beni ne yapacaksın sen? Hiç öyle. Aslı geliyormuş. Ne biliyorum. Ha. Ha yalnız ben de bazı şeyler biliyorum. Aslı mı söyledi? Yok. Bodrum postasında marşetsiniz. Geçmeden. Gelip ağlarken iyiydi kelebek kelebekti. İnsan bir teşekkür eder, bir sevincini paylaşır. Sır. Ben sana teşekkür edeceğim lan. Senin ne alakası var bu konunun? Nankör. İnsanoğlu gerçekten nankör. Ben cesaretlendirmedim mi seni? Kardeşim sen oradan bir baksana şöyle bana. Bir baştan aşağı bir bak bakalım. Fazladan cesarete ihtiyacım var mı lan benim oğlum? Ben sözüme cesaretim. İnşallah askerliğini uzun dönem yaparsın Ateş. İnşallah. Sen ne yapıyorsun orada? Sence? Kızım gece sulanır o gece. Baksana bayılmışlar. Ay her şeyi de bil. Neyse. Beni almaya geldin madem bir tuvalete gidip geliyorum. Tamam tamam sen. Bak. Niye geldin buraya? Ne işin var? Abim KOS'a gidiyormuş. Canım sıkkın. Seni görmek istedim. Ne? O nereden çıktı ya? Bilmiyorum Sül. Sen ne dedin? Ben gitmem dedim. Gitme. Ben de öyle dedim. Peki o ne dedi? Bir şey demedi. Ne götürürse seni? Seni bırakmam Su. Bırakma.
Ne olmuş? Havalar soğudu ya. Gündüz de sulanır diyordum. Kelebeğe. Siz benim arkamdan yanlışlarımı mı konuşuyorsunuz? O kadar çok ki başka konuyu konuşmaya fırsat kalmıyor Ateş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.